Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Bu deste zaten yıllardır bayağı da bilinen bir desteydi. Bazen sadece fıçıyla beraber oynanıyordu. Daha doğrusu roket nerf yediği zaman onun yerine fıçı alınıyordu. Roket tekrar güçlendirildiği zaman fıçı yerine roket geliyordu falan. Ama şu an bu haliyle gayet güçlü çünkü köstebek evrimi geldiği için artık bu deste bayağı oynanıyor. Fıçı da bu desteye artık bu sebepten dolayı alınmıyor. Yani köstebek evrimi geldiği için. Köstebek evrimi artık bayağı bir metaya girdi. Bayağı da kullanılıyor. Özellikle küresel tarafında çok kullanılıyor. Ama fıçı evrimi beklenen etkiyi mesela hiç yaratamadı. Şu an fıçının kullanım oranı gerçekten çok düşük. Zaten küreselde neredeyse hiç kullanılmıyor. Şöyle bir köstebek atalım. Sağdan atağını destekleyecek mi? Valla 4 iksir 6 iksir de olsa ondan sonra bir şeyler atmak zorunda. Aynen. Şimdi 6'ya 6 oldu mantıken. Buradan mini P.K.K.A vuramaz. Rahat olun. Fazladan, yani çok fazla iksir harcamayalım. Zaten biz adama göre daha fazla iksir harcadık galiba adam. Tamam, şimdi o bir atağa çıkıyor. Biz de şöyle bir Tesla'mızı dikelim. Hem de destemiz dönmüş olsun. Prensesi buna fazlaca kitleyeceğim. Merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Şöyle bir de şövalye atalım. Mızraklılarla beraber erken öldürmesin. Tamam, soldan bir prenses bıraktım. Bir iskelet gene de atalım şöyle. Çok güzel okları harcaması güzel oldu derken o mızraklı ipni öldü mü? Tamam. Çok güzel. Yani hasar olarak hala öndeyiz. Bu arada arkadaşlar attığınız beğeniler çok önemli. Beğeni atmayı unutmayalım. Eğer bu videoya 10.000 beğeni gelirse bir sonraki videoda Supercell binasını basıp yöneticilerini esir alacağım. Evet, güzel bir saldırı yapabileceğiz mi oradan? Yok, Tomruk yetişti. Oğlum bu arada inanan falan olur. Öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Yani zaten 10.000 beğeni gelmez de gelse de yapmam yani. Evet. Bazen böyle saçma sapan söylediğim şeylere inananlar oluyor. O yüzden böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Bir prenses basalım. Garanti hasarımız var orada. Prensesin 14 level olduğuna bakmayın. Rakiplerden biz fıtraten üstün olduğumuz için onları zaten rahat yeneceğiz. Bu arada bence bu oyunun bilinmeyen ama en önemli taktiklerinden bir tanesi şu. Rakibi biraz küçümsemek aslında güzel bir şey. Neden? Çünkü soğukkanlı rahat oynuyorsun oyunu. Mesela bir oyun oynarken çok heyecan yaparsanız bu sizin için zaten kötü bir şey olur. Şöyle Tesla'mızı bir tık sağlı attım. Önüne de bir şövalye bırakalım. Hala soldan güzel bir şeyler yapıyoruz. Tesla'yı rahatça kuruyorum. Zaten iskeletler gibi kartlarla biliyorsunuz ki çekebiliyoruz. Sol taraftan bir şey de atsa. Çok güzel. Tekrardan bir köstebek. Artı prenses atmayacağım çünkü bir tomruk da bizi mahvedebiliyor böyle olunca. Şöyle Tesla'yı çok hızlı kuralım. Bir de iskeletler atalım. Bunu hızlı öldürmek daha önemli. Tamam, sıkıntı yok aslında. Şöyle bir de sol kule de biraz çalışacak. Güzel. Rahat olun, rahat olun. Savunma gayet kontrolüm altında hala. Bir de şöyle iskeletler atalım. Bak bak çarpı, bravo diyelim. Tahmin yaptı en azından. Gerçekten saygı duyuyorum aslında bu tarz şeylere. Tahminlere. Zaten adamın maç gitmiş yani adam için. O yüzden bir tahmin yapmak zorundaydı. Soldan sadece roket de atsam yetiyor. Tesla'mızı şöyle koyalım. Adam soldan savunma bile yapmadı. Sağdan sırf bir tane daha atak yapabilmek için. Olsun, kötü oynamadı. Saygı duyacağız tabii ki. Ama gerçi evrimli Dev Goblin oynuyor. Dev Goblin evrimi öyle beklenen kadar metaya girmedi ama bence gayet güçlü bir evrimdi. Yani üst kupalarda neden çok oynanmıyor onu anlamıyorum. Şöyle bir köstebeğimizi atalım. Bu arada bu sezon 34 günlüktü arkadaşlar. O yüzden kupayı birazcık geç kasıyorum. Haberiniz olsun. Ondan sonra yorumlarda söylemeyin. Şimdi Tesla'yı atmayalım. Sadece bir prenses atalım. Yani işte Gariban Kule Birliği'ni kullanalım diyoruz da kullanmakta doğru mu hata mı ne bileyim. Düşes ama Düşes daha güçsüz gibi ya. Şimdi o tek yiyecek. Şöyle bir Tesla'mızı koyalım. Ankara'yı çekip çekmemesi çok önemli değil zaten ama gene de çekebiliyor oradan Tesla. Şu an binici de atsa nasıl atarsa atsın. Önüne bir kar sıkıştırıp biniciyi bu tarafa doğru ittirmediği sürece Tesla'ya gelecek zaten. O yüzden savunmayı şu anlık rahat kuracağız. Sadece soldan güzel hasar vurmuş. O birazcık can sıkıcı. Bir köstebek atağına çıkalım ya. Beklemeye gerek yok. O da tam böyle öyle bir zamanlama ki gerçekten. Prenses atmaya hiç gerek yok. Bir hata olacak. Aslında roket atmamız lazım. Çünkü oraya kesinlikle binici gelecek. Ben kafirin şiddetlisini tanırım da. Bir tık erken atacaktık be. Bir tık erken atacaktık. Büyük bir hata. Tamam, bir de tomruk atalım. Ya tahmin yapmak için yaptım. Biliyordum binici atacağını biliyordum da tam böyle birazcık bekleyip atar diye düşündüm. Çünkü binici atacağı çok barizdi. Orada o roket boşa gitmiş oldu ama merak etmeyin maç kontrolüm altında hala.
Tamam, şimdi prenses dağıtalım. 2x'te savunmayı çok daha rahat kuracağım. Saldırıyı da daha hızlı yapacağım. Ya sadece şöyle atalım. Sağa sola pek çekmeye gerek yok zaten. Bir buz ruhu da atalım. Fişekçi odaklanana kadar onu öldürürüz bence. Çok güzel. Tam da beklediğim gibi oldu. Bir köstebek atalım. Valkür atsa da Instagram'da görmüştüm. Valkür tek başına savunamıyordu evrimli köstebeği. Bakalım öyle mi? Şimdi göreceğiz. Prensesi kitlemek için daha iyi bir fırsat olamaz. Evrimli iskeletler ölecek mi orada? Öldü. Ya bu da çok bela oldu başıma. Neyse. Buzruğuna tek atamıyor diye biliyorum. Şöyle oynayalım orayı. Evet. Bir tane vurdu değil mi Fişekçi? Yalnız şu an durum birazcık kontrolümüzün dışında gelişiyor. Bunu birazcık daha dikkatli oynamamız lazım. Sağ taraftan hemen bir atak yapalım şöyle. Amacım soldan istediği gibi oynamasın. Evrimli Tesla'mızı atalım. Biniciyi şöyle tomrukla ittiririz. Rahat olun. Mesela şu an gelecek gördüğünüz gibi. Tamam. Orada bir daha bir elektroşok dalgası saçacak. Sıkıntı yok. Amına kodumun binicisi. Neyse. Sağdan bir daha bir prenses, bir köstebek atalım. Durumu tekrar kontrol altına alacağım da birazcık zaman lazım. Adam da garantici oynuyor. Güzel oynuyor aslında. Şöyle bir buz ruhu. Tatlı bir buz ruhu attım orada bence. Bir de şövalye atalım. Artık biniciyi çok daha hızlı çevirecektir bu. Şöyle sağdan girelim. Bir de prenses atsak orada. Goblinlerle belki savunma yapmak ister. Adam da zekice oynuyor. Bir şey diyemiyorum. Güzel. Bir daha bir Tesla. Ya şu an sadece köprüden fişekçi basarak bile maçı alabilir. İşte o benim birazcık canımı sıkıyor da. Şu an biz iyi darlıyoruz aslında. Bunu durdurmamamız lazım. Rokete 3x'ten önce dönmek hata olacak arkadaşlar. Yapamıyorum o yüzden. Tamam, şimdi sağ taraftan nasıl geleceğinin çok bir önemi yok benim gözümde. Şöyle bir hemen bir Tesla. Bir de prenses atalım. Okları harcasın. Güzel. Yumurtaya vurdurmamışız. Sonradan onu fark ettim. Roket artık dönmeye başlayabiliriz bu arada. Şimdilik sadece şöyle bir atalım. Tesla'mızı da kuralım. Gayet düzgün kurdum. İkinci bir köstebek. Goblinlerle bir savunma yapmasın. Bir roket. Güzel. Orayı alabiliriz artık. Çok güzel. İyi oyundu diyelim. Çünkü saygı duyulacak gibi oynadı adamda ama biz baskıyı 2x'ten itibaren öyle güzel kurduk ki roketi de öyle güzel kullandık ki son zamanda. Gerçekten nefes kesen bir maç oldu. Bir diğer rakibimizi de bulduk artık. Az önceki maçın böyle bir an gidici olduğunu düşünmedim değil ama gerçekten ondan sonra çok güzel çevirdik. Video içinde güzel bir maç oldu. Şöyle köstebekle doğrudan çıkalım. Zaten destemiz de ağır değil. Yani rahat atak yapabiliyorum. Sonrasındaki savunmama gayet güveniyorum. Bu pozisyon için rokete falan gerek yok. Aslında bu pozisyon için var ama elimizi biraz erken tutmalıydık. Pekka da hiç beklemiyordum. Ama yanına bir kart falan atarsa, örnek veriyorum hani koçbaşı tarzında bir kart atarsa roketi burada gömebiliriz. Tomruğu bir tık bilerek şöyle atacağım. Prenses daha çok vursun derken adam da Tesla'ya yakınlaştıralım. Şunun hızını bir tık keselim. Pekka vurma. Tamam. Savunmayı, ilk savunmayı gayet güzel kurduk ama ilk savunmada bile böyle birazcık adam ağır geldi gibi geldi bana. Bu 2x'te falan bizi daha fazla da zorlayabilir. Çok kart yiyebilir. Ama 2x'te de biz köstebeği çok hızlı çeviririz zaten. Şöyle birazcık iksirim de olsun, direkt köstebeği atmak için sabırsızlanıyorum derken köstebeği savunmada kullanacağız. Artık yani evet. Tesla'nın şöyle erken gebermemesi bazen can sıkıcı oluyor gerçekten. Tamam, şöyle bir atalım. O hızlansa da vuramayacak. Hatta arkasındaki elemana da vurdurtmayacağım. Çok güzel. Savunmayı gene iyi kurduk. Bu desteği normalde hiç elim ısınık değil. Daha önce hiç denediğim bir deste de değil. Direkt hani açtım, kayda başladım ama gene de beklediğime göre gayet iyi oynadım bence. İskeletlerle ortaya çekelim. Ondan sonra şövalyemiz zaten orada yaşıyor. Tamam, o oradan zıplayamaz. Evet, haydut çok tehlikeli bir zıp zıp ya. Şöyle köstebeği atalım. Bir de buz ruhu atacağım. Pekka ile savunma yapmaz herhalde diyecektim. Yaptı. Ya yapması mantıksız değildi zaten tabii de. O ne lan? Köstebek ne oluyor? Köstebek nerf falan mı yedi ya? Çok hızlı ölmedim adam. Hiçbir şey atmadı ki köstebeğe.
Bir tane çıkartıyor, goblin ölüyor tekrar falan. Ne bu orada? Ne oldu mesela? Umarım nerf yememişsindir lan. 400 lira verdik. Bari bir hafta kullanmak için olmasın bu ya. Atalım şöyle bir köstebekle de savunmamızı yapalım. Şu an çok bir ayar olmadım değil de neyse. Savunmayı yaptık, saldırıya hemen çıkalım. Güzel. Şöyle bir atalım bunu. Onu erken çözelim. Yetişebilecek misin? Bir tane vursun sadece ama. Yok abi, şaka gibi. Testa yetişir mi? Tamam, şu anlık sıkıntı birazcık daha ortadan kalktı gibi. Değil aslında da ben biraz daha rahatım en azından. Onun hızı azalsın. Şöyle savunmamızı yapalım. Tekrar bir Tesla hızlıca çevirmeliyiz. Okları gömer zaten bu ezberli de. Evet. Bu ezber hamle işte arkadaşlar. Ben böyle ezber şeylere biraz sinir olsam da. Tabii yapacak bir şey yok. Roketi şu an erken dönmek için. Pekka'yı da öne doğru atıyor. Biraz arkadan atsa roket atarım ama öne de atsa bu sefer atacağım. Evet. Yapacak bir şey yok. Yoksa hasar olarak hiç öne geçemeyeceğiz yani. Güzel. Maçı aldırdık bile. Rakibi şöyle tebrik edelim. İyi oyundu demeye gerek yok buna. Zaten pek atıp adam arkasında koç binici atmaktan başka pek de bir hamle yapmadı tabii. Şurada bir şanslı sandığımız olması lazım. Bir şeyler hissetti mi iyi? Evet. En azından Ender'den bir destansı olsaydı falan ama sadece Ender olsun. Gene güzel bir şey verebilir. Evet, vermedi. 20 tane destansı Joker kart verdi. Sağlık olsun. Ne diyelim yani. Evet, artık son rakibimizi de son kurbanımızı da bulduk. Mr. Gemi geldi karşımıza. Okunuşu böyle. Bol şans diyelim. Şöyle centilmence bir başlangıç. İşte nasibimizde yok demek ki. 3 defa bastım bol şansa. Sonunda anca basabildik. Daha doğrusu anca gönderebildik diyeyim. Şimdi evet, çok sıkıntılı bir başlangıç ya. Tamam, şöyle bir de mecburen şövalye atalım. Yani biraz hasar yedik değil mi? Yedik. Aslında güzel bir savunma yaptık gibi gözüküyordu ama 300 hasar nasıl yedik bilmiyorum ki, çok kart harcadım ya. Hani iksir olarak 9 iksir attım toplamda. Şöyle bir köstebek atalım. Şövalyeyi de desteklemiş olalım. He. Cellator öyle atması güzel oldu. Ulan piç iyi bir tahmin yaptı ha. Helal olsun. Güzel. Onu en azından Tesla'sını kırdık. Gerçi Tesla'yı kırmak gibi bir hedefimiz bizim yoktu da. Olsun. Şöyle bir iskeletlerle onu kaleye vuramadı cellat. Tamam, güzel. Şöyle bir de prenses atalım. Bir şeyler atmak zorunda kalsın. Tamam, ona yapacak bir şey yok. Tesla'yı bir tık sağa doğru atacağım. Olur da mezarlık atarsa diye. Şimdi Valkyrie elinden çıktı. Cellat'ı dönmek üzere. Köstebeği atarsak sadece Cellat'la savunma yapabilir ama o da bir sıkıntı işte. Hem Cellat hem Valkyrie olması Köstebeğe karşı benim için çok büyük bir problem. Gene de atacağım Köstebeği. Bir de Tesla'sı var. Tesla ile de güzel bir savunma kurulabiliyor. Ne bu deste ya? Allah Allah. Bu da ikinci P.E.K.K.A. bugün karşımıza gelen. Zaten 4 maç attık galiba. Yani bu kadar keşke gelmese ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir buz ruhu. Tamam, şöyle Tesla'yı bence çok güzel kuruyorum. Tamam, bir de şöyle tomruk atalım. Ana kuleyi açtırdık. Güzel, savunmayı efsane yaptık. Bir de mezarlık oyuncusuna karşı ana kuleyi açtırdık. Aslında şu an maçı garantilemiş olduk mantıken. Sadece adamın savunma kartları çok iyi. Hani ama şöyle attığımızda böyle gösteriyor olması güzel. Mesela birinciyi sağ attık. İkincisi daha ortalı. Üçüncüsü de sola doğru gidecek şekilde oluyormuş. Bir roket gömelim. Gerçi Valkyrie arkaya gidiyor mu? Yok, arkaya değil, öne geliyor. Tamam, düzgün hesapladık aslında da neden öyle ben bir şüpheye düştüm bilmiyorum. Bir prenses atalım. Prensesin ikinciye dönmesi benim için aslında burada daha önemli. Bu seferki savunma birazcık zor olabilir. Tamam, bir iskelet. Bir köstebek. Bir de şövalye atalım. Tamam, prenses de atalım. Aslında buradaki amacım ona mezarlığı bastırmamaktı ama gene de bastı be, hep ne helal olsun. Tamam, şöyle dondurma attıktan sonra bir de iskeletleri atalım. Ayrıyeten bir de şövalye atalım. Tesla'mız hala hayatta. Prensesle bir vuruş deneyeceğim şöyle. Bence tahmin edemez. Ben de onun Tesla atacağını tahmin ettim ama buz ruhunun baksana garibanlığa. Evet. Neyse, olsun. Böyle şeyler de tabii yaşanabiliyor. Bir daha köstebek atalım. Ya amına koyayım, bu kadar mı şans olur bir adamda be? Şövalye bir tane vurdun oraya. Aferin. O da güzel. O da güzel. Şöyle arda arda iki tane Tesla çevireceğiz birazdan. Oraya yapabilecek çok bir şeyim yok. Ama bence güzel bir savunma gene de kurabiliriz.
Atacağım ya. Yapacak bir şey yok, atacağım. Çünkü çok sağlam gelecek gibi bu sefer öbür türlü de. Tamam. Şimdi iskeletlerle orayı savunalım. Buraya da bir şey atalım. Ya Oros ezberledi ya bunu. Prenses atacağımız dakikayı adam ezbere biliyor, şaka gibi. Artık rokete döneceğim ama 3x'i bekliyorum. En güzel roket 3x'e dönülendir. Belki şöyle sola doğru cellat atar. Valkür attı bu sefer. O da ezber hamle olduğu için adamın çok güzel. İşte bak, şu roket hamlesi çok işe yarıyor. Çünkü bir kere yapıyoruz. Bir kere yaptığımızda da en az böyle 300-400 fazladan goblinlere vurdurtmuş oluyoruz. İyi oyundu diyelim. Rakibimizi tebrik edelim. Çünkü gayet centilmence güzel bir maç oldu bu. Evet arkadaşlar, şöyle videoyu bir tık daha uzatalım dedim. Son rakibimizi de bulalım. Bir üst ligde son 3 maçımız kalmış. Zaten bu konuya daha önce açıklık getirmiştim ama yine söyleyeyim. Sezon uzun olduğu için hem de 14 level kartlarla da rahat video çekebilmek için biraz daha geç kasıyorum nihai şampiyona. Mesela prenses atıyoruz. Prensesimiz 14 level. Evet, Mega Şövalye ben de bugün neden gelmiyor diyordum. 5 maçta 2 P.E.K.K.A. destesi, 3 tane de galiba. Şey, bir tane de Mega Şövalye, toplamda 3 oldu bu. Çok güzel. Tamam, şöyle atalım. Tomruğu bu şekilde atalım. Savunmayı gayet rahat kururuz bence. Bir buz ruhu. Evet, bir tane daha vurursa vurur. Evet, vurdu ipne gerçekten. Beni haksız çıkartmadı. Neyse. Bir prenses basalım. Tesla kapandığı gibi bir tane kaleye vuracaktır. Evet, Tesla'ya bir tane... Nereye vurdun sen mesela orada? Tesla'ya atın. Tesla'nın kapanacağını anlaman lazım sen orada kart olarak. Bu mekanikleri bilmiyorum. Hani kartlar bile oyunun mekaniğini ayak uyduramıyor ya. İnanılmaz. Ben de konuşabilsem neler anlatacağım. Böyle bazen dilim takılınca çok sinir oluyorum. Oy, iskeletleri nasıl gebertim orada, gördünüz mü? Müthiş bir sahneydi aslında. Oy fişekçi. Evet. Biraz sıkıntı oldu fişekçisinin olması. Şöyle şövalyeyle bir arkadan çıkalım. Fişekçi haricinde bakalım bir şey atacak mı? Binici falan var mı acaba? Evet, var. Şöyle Tesla ile onu bir çekelim. Bir buz ruhu atalım. Şövalyeye vurursa çünkü kaleye de vuracak. Enerjisini kestikten sonra bir de prenses atalım. Şövalye öne geçecek. Tomruğu falan yoksa. Evet, vardı zaten. Adam bir kere attı. Ben bunu neden tomruğu yoksa diye zannediyorum. Şimdi köstebek artı roket aslında yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ona göre kurmuş ipni. Evet. Bunun da kapanmasını beklemeyelim. Tomruğun dönmesini de beklemiş oluyoruz bu mantıkla. Şöyle şövalyeyi bir tık arkalı çıkacağım. Atağa da zemin hazırlamış olalım. Tamam. Tomruğu atacağım ya. Erken kırılmasını istiyorum çünkü onun da. Şövalyemiz de orada, kaleye odaklanma ihtimali olan bir şey. Güzel. Evet. Şimdi Tesla'yı şöyle bir tık sağlı kuracağız. Güzel bir roket gelsin. İkisine de vuracağız orada. Mega Şövalye'nin de bayağı canı gidecek. Arkaya bir binici de atsa savunmayı bence yaparız. Şimdi bir prenses. Bir buz ruhu. Güzel. Tamam. Bir iskelet de atalım şöyle. Yalnız o Mega Şövalye'yi nasıl tutacağız bilmiyorum. Tekrardan bir buz ruhu atalım. Abi daha ne atacağım, yeter de. Yani hasar olarak bu arada çok fena hasar kitledi ya. Yani acayip bir hasar kitledi. Ve roketi de şu an atamıyorum. Yapacak bir şey yok. Köstebek mecbur atacağız. Mega şövalye atacağını adım gibi eminim ama yapacak bir şey yok. Bir yandan Tomruk artı prenses çevirmek lazım. Güzel. Tamam, şöyle bir Tesla'mızı atalım. Bir şu şekilde savunmayı kuralım. Güzel. Bir köstebek de atalım. Gelmeyebilir yalnız. Onu dikkatli olalım. İlk önce Tesla'ya bakmadın mı sen? Amına koydumun kör gözünü açtığımın binicisi seni. Neyse. Neyse. Sevin sevin. Yani neyse ya, yenileceğimiz maçlar da olacaktı elbette. Zaten dediğim gibi desteği hiç kullanmadım. Hiç alıştırma da yapmadım. Doğrudan videoya girdim. Hani belki daha iyi oynayabilirdik. Olay bu değil de. Hani köstebeği ilk önce gördü binici, farkındasınızdır olayın. İlk önce köstebeği gördü, bizim oraya doğru bir baktı böyle. Sonra siktir et lan dedi, kaleye gitti. Ben orada sadece takıldım olaya ama. Neyse, demek ki ben kaçırdığım bir şey oldu orada demek ki. Neyse arkadaşlar, evet. Desteği kopyalamak istiyorsanız deste bu. Gayet de güzel bir deste aslında, tavsiye ederim. Yani bir tecrübem olmamasına rağmen bu destede bence gayet idare ettik. Toplamda 5 maç attık galiba. 4'ünü kazandık yanlış bilmiyorsam. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.